Şu kadar böyle, bomun sınmalıydı. Dini diyanette ibadet takvanı zinhar ve zinhar unutması gerekir. Bazı bir kişiler, o ilim afzal mı, bu ilim afzal mı? Degen savağını ortaya koyacak. Bazılarını ekledi, ikincisi, üçüncüsünü ekledi ve hafaza. Bizim usulü fiqh ulamalarımız nezdinde bunday salıştırış mantıkta mutlaka doğru kemiydi. Falan ilim afzal mı? Misal için dini ilim afzal mı? Tıbbi ilim afzal mı deyişlik mantıksızlıktır. Ulamalarımız ekledi bu savol non afzal mı, su afzal mı degende o şey. Halbuki insan ekologi ham muhtaç. Demek ki ikavu ham özünün vazifesini ada eder. Eğer karnı tok olsa onda su afzal. Çatlamaya durup aç kalan olsa onda non afzal. İkavudan ham kahraman olsa ortası halette. Şunun için ilimlerini birine birini düşman koymasın gerek. Birini biri buradan uruşturup koymasın gerek. Birini birinden afzal demesin gerek. Şeriatta şu mesele cari kılınır değil mi? Bunu doğru düşünür. Her gün özünün oranını bileşe ve özünün oranı da ihlas buna. Okşu, organişi, hizmet kılışı gerek. Bana şu hakikat, İslam halkları Kur'an'a en yakın organ peytlerinde, sünnetke en yakın organ peytlerinde, şeriyette en yakın organ peytlerinde dünya boyuyla keyin yayılıyor. Mu'min Müslümanlar ilimlerinin türlü sahaları da bütün dünyada peşva ustaz olurlar. Bana şu kaydını, bana şu hakikatini güzel tarzda yolda koyuyor. Hem de köz köz kılgan halklarının ise de elhamdülillah bizi halkımız peşkadan halklardan bulundu. Bana şu kaydalarını tuğru anlayıp yetken babalarımız yaşayıp otken davulda İmam-ı Bukhari İbn Sina ile yanmayan bugünler. İmam-ı Tirmizi ile Farvani bugün. İmam-ı Marhnani ile Harizmi bugün. Barça İslami ilimlerde, barça insani ilimlerde, barça tabi ilimlerde bizim halkımızın yetuk namayanları, büyük anlamalar yetişip çıkar. Bunda tarih şahit, bunda bütün dünya şahit. Bunu hiç kim inkar kılamaydı. Yarın hemenin köz önünde durgan büyük bir hakikat. Hatta o zamanda Mamun Akademiyası bugün. Akademiyada o vakitini türlü bilimlerinden peşkadar bugün insanlar yaşayanlar, icat kılgeller, ihtiralar kılgeller. Dünyanın toplam ilimlerine esas sargarlar. İbn Sina'nın kitabını Avrupa'da 200 yıl okuşken, Harazemi'nin Alcabr kitabını özlerine esas kılın arka yıkadığı iş var. Ulu Bey'in Zicci Kuragani'den daimi ölçüde faydalanmışken, Farabi'nin Muallim-i Sani deyişken, Arasto'dan keyifli ikinci ustaz deyişken. İmam-ı Bukhari'nin hayırlı vasiyet baş üstüde kabul kılışkendi. İmam-ı Tirmizi'ni, Carullah Rıza Nakşari'ni ve hemme hemmeleri. Hani ular birbirleri bilen kaysi ilim arzalarını tartışmadı. Birbirleri bilen türlü bulmadır, tartışmalarını kılıp mezhep parasını kılışmadı. Ciddi buluşken. Özleri için, vatanları için, bütün insaniyet için İslam namıdan hizmet kılışka bir bağlı verilir. Bana şu hakikaten biz yaşlı buluşumuz gerek, anlam yetişimiz gerek, ilimlerinin bahçesine, madem ki özümüzge, halkımızge, elimizge, yurtumuzge, insaniyetle fayda vererken, astaydı buluşumuz gerek. Çıraylık, güzel, Müslüman tabi, acayip etikadlı mühendis, her hem de hem de taraftan buluşumuz.
yana bir bor e'tirof etildi. Islom davlatlari uyushmasi huzuridagi ilm, fan, madaniyat va tarbiya bo'yicha tashkiloti ESESCO Toshkentni islom madaniyati poytaxti deb e'lon qildi. O'tgan bobolarimizning jasorati, ilmiy qahramonliklari, buyuk ixtirolari yana bir bor ko'z o'ngimizda gavdalandi. Mana shu ishda bizga boshqa din qardoshlarimiz, turli davlatlarning mo'min musulmonlari, ulamolari, siyosatchilari sherik bo'ldilar. Mana shu yangilanish albatta bir qurilish bo'lishi kerak. Ana shu munosabatni azim Toshkent shahrini islom madaniyati poytaxti deb e'tirof qilishni bayram qilish, nishonlash samarasi bo'lgan mana shu majmuada bugun siz bilan biz namoz o'qib, ihyo-illahi qilib, Laylatul Qadrni kutmoqdamiz. Ana shu silsilaning davomida kelib, mana bugun Imom Buxoriy nomidagi oliy islom ma'hadi yangitdan tamoman go'zal tarzda zamonaviy qilib qurib bitirildi. 16-chi kuni inshaalloh uni ochilish marosimi talabalarni qaytadan o'rga kirib dars boshlashiga harakatlari bo'lib turibdi. Bu ham buyuk bir yangilik. Uzoq muddatdan bizni zehnimizda bor 30-35 yil, 40 yildan beri shunda oshirgan narsaning orzusi bor edi. Gapi bor edi. Lekin alhamdulillah vaqti soati ushbu yilda ekan, mana shu yilda juda bir go'zal tarzda o'zimiz o'ylagandan ham afzal Alloh taolo bandalarini qalbiga solib shu holatga keldi. Ana ma'hadni qurilib bitirish ham buyuk bir yangilik. Diniy ilmlarimiz xalqimiz uchun kerak bo'ladigan ko'pgina narsalarni inshaalloh ana shu markazda bir islom nurini taratilishini Alloh taolo muyassar qildi. Shu e'tibordan biz hammamiz islom ilm dini ekanligini hozirgi aytib o'tilgan nozik taraflarini ham bilishimiz, anglab yetishimiz, bunga jiddiy qarashimiz kerak. Chunki hech bir xalq ilmsiz taraqqiyotga erisha olmaydi. Ilmsiz yuksak cho'qqilarga chiqa olmaydi. Lekin bizning bobolarimiz buni qilgan. Hammani ko'ziga ko'rsatgan. Hamma tan olgan. Otasini qilganini bolasi qilishi oson. Faqat biz jiddiy bo'lishimiz kerak. Ilmda juda zehn bilan harakat qilishimiz kerak. Niyatimiz qandaydir pul, mol, qandaydir boshqa narsalar emas. Dinimiz buyurgani uchun, Alloh bizga farz qilgani uchun savob umidida ish qilgan insonlar sifatida talabini qilishimiz kerak. Ana shunda Alloh uchun bo'lgani uchun Alloh o'zi nusrat beradi. Xayr beradi, baraka beradi. Ana avvalgiga o'xshab yurtimizda ilm fan taraqqiyot etib, hamma xalqlar bilan bir qatorda balki ularni oldiga o'tishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu munosabat bilan Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yolvorib so'raymizki, ushbu Imom Buxoriy nomidagi ma'had bo'lsin. Siz bilan biz ibodat qilayotgan masjid bo'lsin, diniy idoramiz bo'lsin, hammasi qo'shilib hozir Hazrati Imom majmuasi deb nom olindi. Mana shu ishni tashabbuskorlari, uni amalga oshirgan kishilar, unga hissa qo'shgan azizlar va yana qo'shmoqchi bo'lib turgan kishilarimizni haqlariga bir duo qilaylik. Alloh, biz ojiz bandalaring muborak Ramazon oyining eng ulug' kechasi, balki bir yilning eng ulug' kechasi bo'lmiş duolar qabul bo'ladigan Laylatul Qadr kechasida ojizona qo'llarimizni ko'tarib, sen o'zing bizga amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sen o'zing bizning duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh, hammalarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Bu muborak oyda qilayotgan ibodatlarimizni dargohingda qabul qilgin. Tutayotgan ro'zalarimizni savobini ko'paytirib bergin. Oxiratda o'zimizga shafoat qilgin. Kechalari bedor bo'lib o'qiyotgan Qur'onimizni bu dunyoda bizga hidoyat qilib,
ahiretta şefaatçi buluşunu nasip etken, barçalarımızı sağ salamat ve cemal kılgın, türlü bala afetlerden, havf-ı hatarlardan uzun esregin. Allah, içimizde hacetmenler var, onların hacetini uzun çıkargın. Dertmenlerimizin dertlerine şifayı kamil vergin, müşkülü ballarını müşkülünü asan eylegin, misafir ballarını misafirini hazır eylegin. Yangi iş başlamoqchi bo'lib turganlarga ham muvaffaqiyat bergin. Talib ilmlarimizga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Ularni olgan ilmlarini o'zlari, oilalari, xalq, el, yurt uchun manfaatli bo'lishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Dehqonchilik, ziroat, bog'dorchilik, kasb-kor, tijoratdagi azizlarimizni mehnatlarini mo'l ko'r qilgin. Dasturxonlarimizni to'kin sochin bo'lishini nasib etgin. Barcha ishlarimizda o'zing manfaatkor bo'lgin. Allah ushbu majburani qurishda tashabbuskor bo'lgan, rejalarini tuzgan, hamma ishlarini qilganlar, pul mol sarflaganlar, kuch quvvat sarflaganlar, hunar xayr-xohlik sarflagan bandalarini barchalarini o'zing qilgan ishlariga ajrlarini, savoblarini berib bergan. Bu qilgan ishlari uchun Alloh subhanahu va taolo ularni g'ayratlariga g'ayrat qo'shgin, xayratlariga xayrat qo'shgin. Hammalari sog'-salomat, tinch omon bo'lib, shunga o'xshagan xalqimiz, elimiz, yurtimiz, vatanimiz uchun foydali bo'lgan ishlarni yanada ko'proq qilib borishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz, el yurtni tinch omon qilgin, aziz vatanimizni jannat vatan qilgin, xalqimizni o'zingni roziligingni topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين